Ben İzmir Havalimanı'na indim. İyiyim. Konuşan mı? Lütfen kızma bana. Seni çok seviyorum. Acaba dün biraz fevri mi davranmışım? Ha? Evet abi ya, hapishaneden firar eder gibi. Yani bir anda hiç kimseye bir şey söylemeden çıkıp gitmek çok ayıp olmuştur insanlara. Ya yok vallahi, bak böylesi daha iyi oldu. Ben nasıl diyeceğim Zeynep'in karşısına geçip gözünün içine bakacağım. Diyeceğim ki kusura bakma Laz kızı, ben bunun işin içine erteliyorum. Oldu. Benim böyle bir cesaretim, böyle bir yüreğim yok yani. Hayır biliyor musun? Hala da elinde tüfekle dolaşıyor. Oğlum. Sen de o cesaret de var, o yürek de var. Ben biliyorum. Sen mi üzüldüm diye böyle yaptın? Biliyorum ben. Ama annem, ben şimdi orada ağladım, üzüldüm, seni bırakıyorum diye... biraz emrivaki oldu diye ama... yol boyu çok düşündüm. Dedim, nasılsa 2-3 güne kadar gelecek. Hem o mutlu olduktan sonra Sığacık'ta yaşamış, Rize'de yaşamış, ne fark eder? Alışırsın be Melahat dedim. Sen beni üzmeyeyim diye yaptım bunu. Annem, mevzu sadece Sığacık'tan Rize'ye taşınmak değil ki. Zeynep, ben ciddiyim. Haydi kan sağlıcakla. Nereye gidiyorsun? Sığacık'a. Sığacık'a mı? Ne işin var senin Sığacık'ta? Ne demek ne işin var Zeynep? Ne demek ne işin var ya? Ne diyorsun sen? Ben o deniz uşağını muhterem anasıyla birlikte aldım da memleketime getirdim ya. Köyüme, evime getirdim. Komşumla, dostlarımla, arkadaşlarımla tanıştırdım. O deniz uşağını aldım, camiye götürdüm. Bizim cemaatimizle bir araya getirdim. Soranlara dedim ki benim damadımdır dedim. Aslandır dedim. Sırtını okşadım ya. Daha ne etseydim? O ne etti? Ne etti? Ben buraya insanları topladım. Rize'nin yarısı geldi de ya, nişan ettim. Sabah kalktı da yüzüğü attı da gitti de Zeynep. Daha ne olsun? Ama benim adım eğer Fırtına Şevket'se ben bunun hesabını soracağım da. Baba. Şevket Usta bana bir oyun oynadı. Ben kızı istiyorum diye işi sürekli yokuşa sürdü, beni bir kapanın içine kıstırdı. Yani vermediğimiz ödün kalmadı. Elimizi verdik, kolumuzu bacağımızı kaptı. Meydanın ortasında tokatladı. Ertesi gün yine gittik, yanında hamur açtık. Yapmadığım şey kalmadı. E ne olacak böyle? Kayınpeder hükümdarlığında mı geçecek benim ömrüm? Her şeyimize, her noktamıza o mu karışacak? Zor. İnsan nasıl böyle mutlu olur evlenince? Doğru diyorsun oğlum. Doğru diyorsun da. Yani ama belki şimdi... sen orada ayrıldıktan sonra o da bir kendi kendine sormuştu. Niye böyle oldu bu işler? Bu çocuk niye böyle yaptı diye. Belki kendi hatasının farkına varmıştır. Yani belki o kadar kızmamışlardır yani. Hani belki daha böyle ne bileyim. Zeynep'im olmaz. Olmaz. Eğer ben bu işi bırakırsam rahatsızlanırım da. Ben ayakta duramam da. Sen zaten niçin üzülüyorsun ki? Sen üzülmeyeceksin. Sen böyle bir olayın kıyısından döndüğün için mutlu olacaksın güzelim benim. Ama ben o sığacığa gidip senin bütün hesaplarını kapatacağım. Dükkanı da birisine satacağım. Ondan sonra toplanıp geleceğim buraya, tamam mı? Haydi üzülme bakalım, haydi. Haydi. Üzmeyeceksin kendini. Ben bu işi halledeceğim.